Ben Süper Lig ve 6'yı tabii konuşacağız ama öncelikle Süper Lig'e geliş sürecinizden bahsetmek istiyorum. 6 yıl önce bu kulübe başkan oldunuz. Yanılmıyorsam 26 yaşındayken, çok da genç bir yaştayken. Doğru. 3. Lig'den Süper Lig'e gelen bir başarı uykusu var. Öyle hazıra da konmadınız yani. Harbiden bir başarı uykusu var. Evet. Ben bu süreçte de bu arada hatırlatmakta fayda var. Beni tanıyanlar da bilir. Benim İzmir'de tuttuğum takım da Altay'dır. Sadece 3. Lig'den çıkışınızda çok sevinemedim. Çünkü Kocaelispor elemiştiniz. Ben doğma büyüme de Kocaeli'yim. 3. Lig'den Süper Lig'e geliş sürecinizi ben anlatmanızı istiyorum başkanım. Hani o başarı öyküsünü buraya kadar 6 yılda nasıl geldiniz? Tabii ki yani tabii çok çok uzun bir hikaye aslında. Burada biraz kısaltılmış olarak bahsedelim. Üçüncü ligde biraz bizim de yeni tecrübesiz olduğumuz dönemlerde genç yaşta bir ekip, bir yönetim kuruluyla beraber görevi devraldık. Çok bizim için de muazzam duyguların yaşandığı, tecrübelerin yaşandığı şeyler oldu. Tabii ki çok enteresan deplasmanlara gittik. Baktığınızda çok ciddi, zorlu deplasmanlarımız oldu. Bunlardan mesela taraftarlarımız da çok iyi hatırlayacaktır. Bir Kütahya maçı yaşadık. Aynı şekilde yarı finalde bir Çorum maçı yaşadık gibi böyle. Tabii bizler için çok enteresan tecrübeler oldu. Zaten birkaç hoca değişikliği de yaşadık. İki tane de hoca değiştirdik. Üçüncü en son Cüneyt Hoca ile beraber yarı finalde Çorum'la eşleştik. İlk maçta 2-0 mağluptuk. İkinci maçta 4-0 yenip işte finalde de senin de tuttuğun Kocaelispor'la, kardeş kulübümüz Kocaelispor'la final maçı oynadık. Gene hepimiz için çok heyecanlı, duyguların çok yüksek olduğu bir maç oldu tabii ki. Baktığınızda ilk yarı 1-0 mağluptuk. İkinci yarı maç 1-1 oldu. Uzatmalara gitti. Uzatmalarda penaltı kaçırdık. Halil sakatlandı. En son penaltılarda baktığınızda son penaltıyı da İbrahim Akın gol yaptı ve bizler için de yeni bir slogan olan o dönemde işte İbrahim Akın atıyor Altay küllerinden doğuyor sözüyle biz de oradan ikinci lige playofflarla çıktık ama önümüzden bir ömür orada gitti zaten. Evet. Yani 3. Lig'de bir de playoff'ta da zaten Çorum'da da önce 2-0'dan kaybedildi ilk maç. Hani rövanşta altın iş çok zor falan deniyordu. Doğru. Rövanşta da 1-0 öndeydiniz. Son dakikada 2-0 oldu. Uzadı falan. Oradan finale çıktınız. Final de yine meşakkatli geçti. 2. Lig'den çıkışınız da aslında birinci çıktınız direkt gibi gözüküyor ama iş son haftaya kaldı ve son hafta liderle oynadınız. Lideri yenip çıktınız. Hiçbiri mi kolay olmaz yani. Bak dediğin gibi yani direkt çıkıyorsun. Hani birkaç hafta önceden garantilersin direkt çıkmayı gibi bir durum olmasın. Normalde olanlar böyle olurken ikinci ligde son maç Gümüşhane birinci, biz ikinciyiz. Beraberlik tabii ki onlara yarıyor. Arada puan farkı var. Mutlak galibiyet lazım bize. Yani İzmir'de bir de maç. Son maç böyle bir tesadüfi bir duruma denk geldi. Tabii onun öncesinde de gene kardeş kulübümüz o zaman Karşıyaka'da ligdeydi. Karşıyaka'da maalesef o sezon düştü. Tam da matematiksel olarak düşmeyi garantileceği maç bize nasip olmadı. Onlar bizi yendi. 5 hafta kala. Ondan sonra tabii 4'te 4 yaparak oraya ulaştık. O da hani muazzam bir hikaye oldu aslında. Orada da hoca değiştirdik. Ondan sonra o dönemki sportif direktör arkadaşımızla yeni hocayla anlaşmadık. Onunla devam ettik gibi bir süreç yaşandı. Ve son maça kaldı. Son maçta da ilk yarı 0-0'dı. İkinci yarı ama 3-0 gibi net bir skorla geçtik de. Tabii orada da bir ömür de orada bıraktık yani. Başkanım ama siz işinizi zora soktunuz. Yani o 4-4'e gelene kadar 6 maçta yanılmıyorsam bir galibiyetiniz vardı. Yani çok iyi bir noktada bitirebilirdiniz. Daha erkenden işi Evet, o çözebilirdiniz. haftada biraz daha evet Evet. oldu. Herkes puan kaybetti, biz de kaybettik.
Evet. Ama sonrasında finalde toparladık süreci. Sonra birincilikte de 3. sezonda çıktınız Süper Lig'e. 3. sezonuna çıktık, evet doğru. Geçen sene bu pandemi sürecinde çok da zorlanarak, gene çok mücadeleler vererek playoff'ta gene bir ömrümüzde ömür götürüyor. Yani playoff gerçekten çok heyecanlı, insanın ömründen de ömür götürüyor yani. Ya bu genç yaşta saçlarınız biraz beyazlatmış başkanım. Biraz. Birazdan biraz fazla olabilir. Başkanım, şimdi sizin bu yolculuğunuzla ilgili bir 7+7+7 projeniz varmış. Bundan birazdan bahsedeceğim ama Süper Lig'le ilgili aşağıda çok sorular geliyor. İstiyorsanız önce bir Süper Lig'e dönelim. Sonradan tekrar ben onu soracağım daha geniş detaylı. Tabii ki olur. Süper Lig'e yıllar sonra geri döndünüz. Aslında çok da iyi bir başlangıç yaptınız. Yani Süper Lig'e geri dönmüş bir takım için 7 haftada 5 galibiyet almışsınız. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Sonraki 9 haftada da kazanamayan bir Altay var sizce, ki sizce bu gidişat sebebi nedir? Çok taktiksel, teknik olarak sormayacağım. Bu hocanın belki muhatap olacağı bir soru belki ama siz dışarıdan aynı zamanda bir de Altay taraftarı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii çok teknik konular için şey, Mustafa Hoca'nın Instagram'ı olsa onu da bağlayalım hemen diyecektim. Olabilir. Yani, şimdi iyi bir başlangıç yaptık tabii ki. Daha sonra sakatlıklarla uzun bir mücadelemiz oldu. Şimdi baktığınızda biz bir tane kenar oyuncusu transfer ettik, Rodriguez. Şimdi Rodriguez uzun bir süre sakatlık yaşadı. Akabinde Nadir'i bu sefer sol tarafta iki transfer ettiğimiz oyuncu birden sakatlandı. Bakıyorsunuz geçen maç Poco yoktu. İşte kart cezalısı oluyor, Cebrail yok. Denk geliyor. Böyle hem sakatlıklar hem kart cezaları gibi süreçler gerçekten bizi çok etkiledi. Çünkü bizim için bir oyuncu çok oyuncu. Yani çünkü dar bir kadromuz var. Dar kadro içerisinde bizim için oyuncularımız tabii çok kıymetli. Var olmaları, bizlerle beraber olmaları. Transferlerimizi de bütçemize göre şu an ligin en az bütçeli takımı biziz desek herhalde doğru söylerim. Yani. Evet, orası doğru. En düşük bütçeli takımı biziz. O yüzden daha bu konuda kulübümüzün ekonomisini doğru yönetmeye çalışıyoruz. Bugün baktığınızda şu anda bile bu kurdaki olan yükseliş birçok bütçemizi, birçok takımın, yani bütün takımların bütçelerini çok ciddi zararı sokmuşken, biz bu kadar ekonomik davranmamıza rağmen biz de bu bütçe konusunda beklentimizin dışında şu anda ilerliyor. Ve bu kadar ekonomik bütçelerle beraber. Şimdi o yüzden bizim daha nokta transferler yaptık, evet, ama bu sefer bir oyuncu bizim için çok oyuncu oldu. Yani o bölgelerde yaşanan sakatlıkların bize geri dönüşü pahalıya mal oldu ama takımımıza güveniyoruz. Yani bu süreçten de en iyi şekilde çıkacağız. Sonuçta o puanları toplayan bu takım. Şimdi eksikler de geri döndü. İnşallah Giresun'a tam kadro gideceğimizi düşünüyorum. Ve tekrar orada da aynı keyif veren ligin heyecanlı takımı Altay'ı izleyeceğimizi ben de düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Peki yapılan transferlere aldığınız verim açısından 5 üzerinden puan verseniz kaç verirdiniz? Her transferimizden olabildiğince faydalanmaya çalışıyoruz. Tabii ki hata payları olacak. O yüzden 5 üzerinden 4 diyeyim. Yani biri de hata paylarına bırakayım ben. Yani hepimiz yani %100 her oyuncumuzdan dediğim gibi verim almaya çalışıyoruz. Ama işte sakatlıklar, kart cezaları, tabii ki dönem dönem form düşüklüğü olan oyuncular da olacaktır. Ondan dolayı o bir puanı kırarım. Ama dediğim gibi yani en düşük bütçeli takımı yapıp şu anda ligde baktığınızda yani hayal ettiğimizin dışında, bir iki maçın dışında çok da kötü bir yerde değil. Zaten iki galibiyet alsaydık ligin bambaşka bir yerinde oluyor olurduk yani. Başkanım, bir yorum gördüm orada ama siyah beyaz bilerek mi çıktınız diye de öyle bir şey yok, tesadüf oldu. Aslında ben başka bir gömlek giyecektim. Tesadüf oldu. Güzel bir tesadüf. Bir hafta beyaz giydim. Güzel bir tesadüf oldu. Güzel bir tesadüf olmuş. Ben zaten hep siyah beyaz giyiniyorum. Evet.
Bazen Başka? de şey yapıyorlar, takılan arkadaşlar da oluyor. Ama başka renk tercih etmiyorum genelde. Güzel oluyor. Siyah beyaz güzel renkler bence. Teşekkür ederim. Bakın, şimdi şöyle bir şey soracağım. Stadla ilgili birçok sorun var ama stadın olmaması da sizi etkiledi mi bu kötü gidişatta? Çünkü o son Hatay maçı hariç hep misafir stadlarda oynadınız. Yani kendi stadınızda oynamadınız. Bunun bir etkisi oldu mu sizce? Tabii ki olmaz olur mu? Üçüncü ligden itibaren aslında ne kadar zorluklar yaşadığımızı tabii burada çok hızlı geçiyoruz. Yani bunları çok detaylı gönül ister ki anlatalım ama yani üçüncü ligde, ikinci ligde işte bir dönem eski Buca'nın şehir stadı vardı. Orada maçlarımızı oynadık. Ondan sonra Atatürk Stadyumu'nda orada üçüncü ligde şampiyonluk yani playoff'tan şampiyonluk yaşadık ama ligi orada geçirdik. İkinci ligde orada geçirdik. O kadar zordu ki daha sonrasında Bornova Stadyumu'na Göztepe'nin stadına geçmesinden sonra biz Bornova Stadyumu'na geçtik. Orada da bir nebze daha rahattı ama gene insanın evi yuvasında olması bambaşka bir duygu yani. Bambaşka bir duygu. Hatay maçında tabii ki skor daha istediğimiz gibi olmasını hepimiz isterdik. Ama içeriye girerken bile insan o evinde olma hissi bambaşka bir duyguydu bizim için. Yani tarif edilemez bir duygu oldu. Orada kendi evindesin, o aidiyet duygusu, oradaki o hissiyat hani bizim için muazzam güzeldi. Taraftarımızla beraber, hep beraber kavuştuk. Ve gerçekten bunun bence de etkisi oldu tabii ki. Olmaz olur mu? Şimdi statla ilgili aşağıdan da sorular geliyor. Ben statla ilgili bayağı bir soru hazırladım. Onları soracağım. Hatta transferle ilgili de sorularım var. Ama ondan öncesinde ben bu seneki hedefinizden bahsedeceğim öncelikle. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak şey demiş mesela 26 sene sonra biz lige döndük. Hedefimiz 26 sene kalmamak. Yani bu ligde kalmak demişti. Sizindeki bu seneki hedefiniz ligde kalmak mı yoksa farklı bir hedefiniz var mı? Bununla ilgili de o diğer 7 artı 7 artı 7'yi soracağım. Murat Başkan şey güzel bir matematiksel denklem yapmış. Buradan selam gönderelim ona. Tabii ki buraya çıkmak o kadar zahmetli oldu ki, o kadar mücadele verdik ki. Adana Demir de bu arada biz birinci ligle çıktığımızda Murat Sancak da Adana Demir'e başkan olmuştu. 3 sene Evet. beraber birinci ligde mücadele ettik ve aynı sene çıktık. Ben ona takılıyordum hatta ara sıra. Abi çıkarsak beraber çıkarız yoksa bak olmaz bu iş falan diye. Kısmet oldu beraber de çıktık. Kendisini de çok severim. Buradan selamlar olsun kendisine. Bizim de tabii ki de hedefimiz burada kalıcı olmak. Aslında 3-7 dediğimiz projemiz şuydu. İlk 7 sene içerisinde biz Süper Ligi hayal ediyorduk. Bunu da 5 sene içerisinde başardık. İlk 7 seneki projemiz buydu. İkinci 7 sene bizim için burada kalıcı olmak, tesisleşmek, altyapı tesisini organize etmek, altyapıya yapacağımız yatırım yatırımdı. Üçüncü 7 senede artık Avrupa hayali kurmaktı bizim için. Böyle kendimize 3 tane 7 diye bir hedef koyduk. Bunun ilkini gerçekleştirdik. Umarım İki sene kârdayız başkanım o zaman. efendim 2 sene kârdayız o zaman şu anda. 2 sene kârdayız. Tabii pandemi koşullarını da işin içerisine sokarsak 2 seneden daha fazla kârda bile olabiliriz yani. Peki testleşme ile ilgili ben o zaman bazı adımlar atıldığını biliyorum. Onunla ilgili bir şeyler bahsetmek ister misiniz? Tabii ki zaten bir güzel bir alt takım tesisimiz var. Onu tamamen hemen hemen yeniledik diyebilirim. Şu anda amacımız yeni bir altyapı tesisi yapmak. Bunun için de çok ciddi bir mücadele veriyoruz şu anda yönetimdeki arkadaşlarla beraber. Birkaç tane arazi şu anda tespit ettik ve bunları da bitirmek üzereyiz. Bunları bitirdiğimiz anda hemen yeni bir altyapı tesisine başlayacağız. Ve dediğim gibi yani bu 7 sene içerisinde bu tesisi bitirip orayı işletip artık altyapıda ektiğimiz fidanların
meyvelerini toplamaya başlayacağımız bir 7 sene planımız var işte. Başkanım, Süper Lig'le ilgili son bir sorum var. Onu da sorayım o zaman. Giresunspor, Trabzonspor, Kasımpaşa maçlarından kaç puan hedefliyorsunuz? İlk yarı kaç puan tamamlamayı düşünüyorsunuz? Vallahi biraz önce Mustafa Hocam'la da beraberdik. Bizim amacımız her maçı tabii ki kazanmak için sahaya çıkmak. Biz de birkaç maçta puan kaybımızın olduğunu, fazladan puan kaybımızın olduğunu, hedeflediğimizin biraz gerisinde olduğumuzun zaten farkındayız. Her maçı kazanmak için çıkacağız yani. Bütün arkadaşlarımız da bu motivasyonda şu anda. Peki. Peki Mustafa Hoca'yı da soracağım. Şimdi tartışması Türk futbolunun en önemli üç teknik direktöründen birisi. Ve altın zaten tartışması en önemli isimdir Mustafa Denizli. İkinci, yani birincilikte geldi göreve. Bir telefonunuza geldi diye biliyorum, öyle biliyorum yani Mustafa Denizli. Altay'ın çağrısı benim için bir emirdir demişti. Ve geldi, takımı Süper Lig'e çıkardı. Şimdi de Süper Lig'den sonra Mustafa Denizli ile uzun vadeli hedefleriniz, planlarınız nelerdir? Mustafa Denizli'nin Altay'daki geleceğiyle ilgili biraz soru sormak istiyorum başta. Tabii ki Mustafa Hoca'nın buradaki geleceğini yine biz onunla beraber konuşarak planlarız. Yani şu anda biz Mustafa Denizli bu kulübün tabii ki de tarihinde en önemli isimlerinden bir tanesi. Sadece Türk futbolunun değil, kulübümüzün tarihinde de en önemli isimlerden bir tanesi. Bu kulüpte en çok forma giyen, bu kulüpte en çok gol atan, bu kulübün tarihine 18 yıl şahitlik etmiş bir isimden bahsediyoruz ve evimize, yuvamıza döndük ama burada da biz de kendisine bir vefa örneği göstermeye çalıştık. Stadyumumuzun isminin Mustafa Denizli olmasını çok arzu ediyorduk. Bu konuyu çok gündeme getirdik ve çok şükür bunu da başardık. Sağ olsun Spor Bakanlığımız da bu konuda takdir yönünü kullandı ve onu da orada ölümsüzleştirmiş olduk. Aslında bu çok önemliydi kulübümüz için. Özellikle vefa anlamında da çok önemli bir göstergeydi. Çünkü insanlara yani sadece öldükten sonra değil, yaşarken de vefa göstermek gerekiyor. Bunun da çok güzel bir anı oldu. Hep beraber orada sarıldık. Gözlerimiz doldu. Çok duygulandık. Böyle bir şeyi başardığımız için de çok mutluyuz. Yani bu kalıcı eserin hem kazanımı hem de isminin Mustafa Denizli olması bizim için çok kıymetliydi. Ve geçen sene hocamızı tabii ki bir davetinde bize kırmadan geldi. Bilaveder hatta. Kendisi de bizden bir ricada bulunmuştu. İşte bana vereceğiniz geliri şehit aileleri ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayalım diye. Biz de öyle yaptık. Geçen sene de onunla beraber aslında bir başarı hikayesi yazmıştık. Yani ben hocama da bunu söylemiştim. Hocam, burada biz seninle bir hikaye yazacağız aslında. Yani baktığın zaman 18 yıl sonra Mustafa Denizli yetiştiği, Mustafa Denizli olduğu kulübüne 38 yıl sonra ilk defa teknik direktör olarak geliyor. Ve onunla Süper Lig'e çıkıyor. Yani bu muazzam bir hikaye. Ve bu hikayeyi yazdık. Bu hikayenin sonucunda en başarılı şekilde aldık sağ olsun. Bu sene de sezon başından itibaren yoğun mesai harcadık. Oyuncu transferlerinde hocamız birebir bütün oyuncularla izledi, alakadar oldu. Ve en düşük bütçelerle doğru bir kadroyu kurmaya çalıştık. Hatta bir iki transferimizde sonuna kadar uğraştık ama olmadı. Sonrasında da lige iyi bir başlangıç yaptık. Ama dediğim gibi tabii ki en düşük bütçelerle kurulan bu kadroyla iyi işler yapıyoruz. Biraz şanssızlık boyutu diz gösterdi diyeyim. Öteki tarafta saha içerisinde başka bir yorum yapmış olmayayım ama baktığınızda iyi bir başlangıç yaptık. Bunu da tabii futbol sadece böyle oyunlarda oynandığı gibi değil ki, işte sakatlık giriyor, kart cezaları giriyor, pandemi giriyor işin içerisine. Acayip de dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde buraya kadar hocamızla beraber geldik. Bundan sonrasında da bütün her şeyi, yani sürecin devamında biz memnunuz. O da bizden memnun. Çok iyi de bir diyalogumuz var. Ama ilerideki sürecine de beraber oturup onunla tekrar konuşuruz. Burası onun evi. Burası onun yuvası. Yani. Evet.
Başkanım peki Alsancak Mustafa Denizli stadına geçelim. Evet. Şimdi stadın kullanım hakkı bir kere Altay'a ait mi onu soracağım. Altınordu ile bir problem yaşadınız mı? Açılışa gelmediler diye biliyorum. Bizim öyle bir problemimiz söz konusu olmadı. Yani olacak bir durum da yok. Orası bizim evimiz, yuvamız. Yani böyle kağıt üzerindeki ufak tefek süreçler bizim çok önemli olan bir nokta değil şu anda. Biz orada evimiz olmaktan başka bir şeyi hissetmedik. Yani orası bizim evimiz, yuvamız. Zaten bu bir şeyin yazmasıyla olacak bir şey değil. Bunu tarih yazmış zaten. Bu öyle Kağıt bir üstünde şu anda Altınordu ile beraber misiniz yoksa sadece Altay'a mı ait? üzerinde böyle bir durum söz konusu değil. Öyle bir kağıt üzerinde bir durum söz konusu değil. Normalde zaten Türkiye'deki bütün stadyumların çoğu bakanlığımıza aittir yani. Bu stadyum da bakanlığımızın yaptığı bir stadyum ve şu anda biz de orada tek oynayan olması gerektiği gibi Altay'ımızın stadyumunda oynayan tek takımız. Peki başkanım ilk maçı açılışı nasıl buldunuz ilk geceyi? Hatayspor maçı. Çok güzeldi. Bizim şöyle bir şansımız var. 16 Ocak'ta kuruluş yıl dönümümüzde hep yağmur yağar. Çok şükür stadyumumuzun açılışında da yağmur yağdı. Bizim böyle önemli günlerimizde yağmur yağması gibi bir özelliğimiz vardır. Çok yağmur vardı. Şaka bir yana. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum buradan da taraftarlarımıza, bütün camiamızda bizi yalnız bırakmayan herkese çok çok teşekkür ederim. Orada hep beraber o evimizde, yuvamızda birlik, beraberlik ortamında sarıldık birbirimize. Yani bunlar manevi olarak olan duygulardan bahsediyorum. Ve hep beraber orada buluştuk. Bence muazzam bir geceydi yani. Kesinlikle süperdi. Sadece tek şey skor orada tabii ki kazanmaya gönül isterdi ama onun haricinde taraftar muhteşemdi. Camia muhteşemdi. Katılım çok iyiydi. Sadece dediğim gibi yani yağmurdan kaynaklı biraz sorunumuz oldu. Tabii ondan dolayı gelemeyenler, katılamayanlar oldu. Maçın günü de cuma günüydü. Gönül isterdi pazar günü böyle oynasaydık maçı ama sorun değil bizim için. Dediğim gibi hep beraber orada süper bir ortamda maç oynadık hep beraber. Başkanım, Radyospor'un bir paylaşımı olmuş maçtan önce. Sakız Barış'ın satılan bilete rağmen Altay açılışta yalnız diye. Stat tam dolmamışken çekilmiş bir fotoğraf var. Stat böyle tam dolu değil. Bununla ilgili bir paylaşım olmuş. Taraftarların tepkisini topluyor. Bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Bir girişiminiz olacak mı? Ya şimdi meyve veren ağaç tabii ki de taşlanacak. Yani burada bizi sevenler var, sevmeyenler var. Böyle yorumlar yapılabilir. Bunu da o kuruma mal etmemek lazım. Orada genç bir kardeşimiz bir hata yapmıştır, bir şey yazmıştır. Önemli olan gerçekler. Biz orada stadyumda kaç kişi olduğunu, 10 binin üzerinde insan vardı o gün stadyumda. Nasıl İzmir'de bir yağmur yağdığını da herkes de biliyordu. İlk açılışı stadyumun sonuçta İzmir'de dehşet bir trafik vardı. Ben bile ofisimle stadyumun arası normalde 10 dakika olmasına rağmen ben bile bir saati aşkın bir sürede hemen hemen oraya ulaştım. Ve dediğim gibi stadyumun zaten açık tarafından bahsediyorum. Maraton tarafının altı hemen hemen full. Üstü de hemen hemen fulldü. Sadece köşelerde o da taraftar birbirine daha yakın olduğu için bir boşluk oluştu. Kapalı tarafının zaten tamamı fulldü. Yani burada bazen arkadaşlar yanlış yorumluyorlar. Böyle hatalar yapabiliyorlar. Onları da gençliğine verelim. Bunu da o Radyospor'a hani mal etmenin bir anlamı yok. Arkadaşlar da arayıp kaç kere de özür dilerim. Böyle bir ama tabii ki yorumu yazmak çok o arkadaşın ayıbı oldu yani. Anladım. Biliyorsun herhalde Mustafa Denizli Beşiktaş haberi geçmişler. Şimdi birisi daha yazdı. O da tuzu bir toplamış taraftarların. Bayağı tepkisini toplamışlar. Yapıyorlar tabii ki erken haber girmeye çalışıyorlar ama hocamızın da yani bu haberlerde böyle bir niyeti olsa gelir bizle paylaşır açık açık biz de onu basın kamuoyuyla paylaşırdık yani. Peki Beşiktaş'ın teklif gelse sizin cevabınız ne olur başkanım? Hocamızın takdiri olur.
Ya hocamızdan önce bir gelsin, ondan sonra değerlendirilir böyle şeyler. Yani ben burası onun evi, yuvası. Dediğim gibi biz onunla burada bir aile ortamı içerisindeyiz. Ve bunun dediğim gibi böyle tekliflerin haberleriyle değil, yani çok net bir şekilde kendisi zaten söylemediği sürece böyle bir şeye çok da şu anda itibar edeceğim bir konu yok yani. Öyle bir soru okudum da şimdi Bornova Stadı'ndan Alsancak Stadı'na geçişte kombinelerde bir sıkıntı yaşanmış. Bununla ilgili başkana sorar mısınız demiş ama soruyu kaçırdım şu anda. Evet, şeyi arkadaşlar, ben sosyal medyadan da süreci takip ettim. Bornova Stadı tabii tek kademeli olduğu için bazı arkadaşların, daha doğrusu şöyle, taraftar derneğimizle görüşmemizde kombineleri kapalı açığın maratonun üst tarafına taşıyalım diye görüşmüştük. Bütün hepsini de öyle taşıdık ama bazı taraftarlarımızdan biz maratonun alt tarafında olmak istiyoruz diye talepler gelmiş. Bunları kulübümüze bir başvuru yaparlarsa, mail atarlarsa ya da dediğim gibi bir başvuru yaparlarsa bunları rahat bir şekilde düzeltip çözebiliriz yani. Başkanım takım otobüsü soruyorlar. Takım otobüsü, evet. Takım otobüsü nerede demişler. Evet, bu sene takım otobüsümüzün tasarımı ile ilgili biraz geç kaldık. Ondan sonra da devre arasına kaldı bu süreç. Tabii otobüs sürekli yanımızda olması gerekiyor. O da bir süreç aldığından devre arasında güzel bir kaplama yaptıracağız oraya. Başkanım, kırmızı koltuklar ne zaman şey olacak? Önder Kaya demiş. Yani bunu benim için veya bizim yönetimdeki arkadaşlar için yani çok zor şeyler olmadığını arkadaşlara buradan söylemek istiyorum. Biraz zamanla bunları da düzeltiriz. Trabzonspor maçı biletleri de açılış maçı için açılış maçı gibi uygun fiyata sunulacak demiş Rasim Hoca'lar. Bilet fiyatınızla ilgili bir politikanız var mı? Değişme olacak mı bundan sonrası? Ben de böyle bir soru ekleyeyim. Politikayı genelde taraftar derneğimizle konuşarak uzlaşı içerisinde halletmeye çalışıyoruz. Ben özellikle Mustafa Denizli stadımıza geçtikten sonra bilet fiyatlarını daha hassas davranmayı özellikle yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla kendi aramızda böyle konuşuyoruz. Çok daha hassas davranacağımızı herkes emin olabilir. Tek arzumuz hep beraber olalım, birlikte olalım. Çünkü eve dönmenin, eve gelmenin bir bedeli olmaz diyerek zaten bu yola çıktık. O yüzden bütün taraftarlarımız, camiamızdaki kulübümüzü seven dostlarımızın hepsine burada kapımız sonuna kadar açık. Bilet fiyatları da olabildiğince en uygun şekilde olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Başkanım, sada girişlerde de bazı sorunlar yaşanmışlardı. Bunlardan haberiniz vardır illa ki. Bu konuda bir girişiminiz olacak mı? Tabii ki bunlarla ilgili de girişimlerimiz olacak. Zaten emniyetle sürekli diyalog halindeyiz ama derler ya, ilkin günah olmaz diye, ilk maçında günah olmaz. Burada sorun yaşayan bütün taraftarlarımızdan da ben kulübümüz adına yapılacak bir şey varsa sonuna kadar yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız orada. İlk maç olduğu için emniyet biraz daha tedbirli davranmış ama bunları da maçlar oynandıkça rahat rahat çözeceğiz yani. Biz de gerekli diyaloğu kuracağız. Peki. Başkanım, stadı ben de çok beğendim ama benim de dikkatimi çeken bir olay. Taraftarlar da çok soruyorlar. Bu kale arkalarındaki gri duvar, buralarla ilgili görsel bir çalışma, bir değişik etkinlik olacak mı? Düşüncelerimiz var ama hepimiz tabii çok aceleci davranıyoruz burada. Hemen her şey olsun istiyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var gerçekten. Daha yeni stadyumumuz bitti ve eksikler var. İvedi şekilde halletmemiz gereken şeyler var. Önce bunları çözelim. Biraz stadyumumuza alışalım. Devre arasına kadar zaten bir maçımız kaldı. Ondan sonra çok uzun da bir devre arası da yok biliyorsun. O yüzden oralarda ikinci yarı bunların hepsini yavaş yavaş
toparlayacağız. Bu eksikleri gidereceğiz. İnşallah ikinci yarı açılışına güzel bir açılış da yapacağız. İkinci yarı açılışına. O duvarda güzel bir şov da yaparız taraftarımızda. Güzel bir maçları daha böyle eğlenceli hale getirmek için elimizden gelen etkinlik planlamalarını da yapacağız yani. Bunlar da aklımızda var ama biraz sabır, biraz. Bununla ilgili bir seyircimizin bir fikri var başkanım. Stadın veri duvarına Mustafa Denizli, Ayfer Elmas Taşoğlu ve Vahap Özaltay gibi bizim dışımızda hiçbir Anadolu kulübünde bulunmayan isimlerin çizimini görmemiz mümkün olacak mı demiş. Çok güzel fikir. Bunu alınmalı. Bunu yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber bakanlığımızla konuşacağım. Çok güzel fikir. Başkanım, stat verirken bir Karşıyaka taraftarımız da mesaj atmış. Karşıyaka'nda bir stat sorunu var. Altay kapılarını, stadını bize açar mı demiş. Bizim kardeş kulübümüz Karşıyaka'ya kapılarımız her zaman açık. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanımız Turgay Büyükarcı da konuştuk telefonla. Hatta beraber stadyumu gezelim mi diye de görüştük. Onunla da konuşacağız. Karşı yakamız için en hayırlısı nerede oynamak olacaksa oraya oynamayı tercih edecek onlar da. Bornova'da mı oynayalım, Alsancak'ta mı oynayalım diye onların da bir düşünceleri var. Onlar da inşallah en doğru kararı verirler ama her zaman bizim kapılarımız Karşıyaka'ya her zaman açıktır yani. Karşıyaka demişken, şimdi Göztepe önce çıktı Süper Lig'e yıllar sonra, sonra Altay çıktı. Diğer işte İzmir kulüpleri, İzmir Spor, Karşıyaka, Buca Spor, bu kulüplerle iletişiminiz nasıl? Ben İzmir futbolunun daha üst noktalara gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konudaki fikrinizi öğrenmek istiyorum. Burada bir dakika biraz şeyi şöyle çevireyim de. Kırmızı beyaz formayı görünce karıştıran arkadaşlar olmuş. Milli takım forması o. Ben de aşağıda yorumlarda gördüm. Evet, Sivasspor diyenler olmuş herhalde. Ben de okudum az önce. Milli takım. Herhalde onu asmakta bir sorun yoktur diye. Kırmızı beyaz olunca attık. Milli takım gelmesi lazım zaten. Evet. Bayrağımızın rengi ama bazen karıştıranlar oluyor. Aslında stat'te koltukları da bir, o açıdan da düşünebiliriz kırmızı beyaz olarak. Alsancak zaten bu demek. Oradan zaten bakanlığın da bir esinlenmesi oldu. Yanlış algılanmasın. Başkanım, az önceki sorum arada kaynadı. Tekrar sorayım istiyorsanız. Göztepe'de sonra, Altay'da yıllar sonra süre çıktı. İzmir futbolunun daha bir noktada olması gerektiğini düşünüyorum ben. Diğer İzmir kulüpleriyle ilişkimiz nasıl, bu konudaki görüşünüzü öğrenmek istiyorum. Tabii ki. Ya İzmir gerçekten futbolda kıymetli bir şehir. Ve yıllarca birçok milli oyuncu çıkartmış bir şehir. Süper Lig'de birçok, yani biz zaten Süper Lig'de en çok bulunan yani 4 kulüpten bir tanesiydik. Şimdi de diğer kulüplerimizde de gene Süper Lig'de yıllarca bulundular. Ve şu anda da Göztepe ile beraber Süper Lig'deyiz. Gönül isterdi daha fazla İzmir takımı Süper Lig'de olsun tabii ki de. İlişkilerimiz yani yönetim anlamında, yönetim bazında ilişkilerimiz iyi. Zaten İzmir Kulüpler Birliği vakfımız var. Orada hep beraber hareket ediyoruz. Baktığınızda İzmir'de futbolun gelişmesiyle anlamında fikir alışverişi de yapıyoruz. Gönül isterdi daha fazla İzmir takımı da Süper Lig'de olsun. Kulüpler Birliği başkanı olmayı düşünüyor musunuz diye bir soru var başkanım. Şu an en önemli planım şu önümüzdeki 2 tane 7 senelik planımızı hayata geçirebilmek. Başkanım, şimdi gelelim esas konuya. Aşağıda bir sürü sorular var. Bir sürü vesayeler var. Transferlerle ilgili. Devre arası transfer politikanızı belirlediniz mi? Hangi bölgelere ne kadar transfer yapılacak? Bunlar belli mi? Mustafa Hoca'da neler konuşmuş? Yani Mustafa Hocam'la bu konuları çok bu ara daha sık konuşuyoruz tabii ki. Nerelere ne yapmamız gerekiyor diye ama şu 3 maçı geçirdikten sonra bütün her şey tabii ki netleşir. Ama hocamızın gönlünden geçen tabii ki ön tarafa ve
defans hattında da bir transfer tercih etmek isteyeceğini düşünüyorum. Çok da şey yapmayayım. Başkanım, 4 tane stoper isteyen bir tane taraftarınız var, haberiniz olsun. Kaç tane? Sadece stopere 4 tane istiyormuş. Anladım. Evet. İbrahim Öztürk var kaptanımız. Gayet başarılı oynuyor. Yaşına rağmen hala istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Her arkadaşımız elinden geleni fazlasıyla mücadele ediyor. Tabii ki performans, hani düşüklü olanlar olacaktır. Yükselişte olanlar olacaktır. Bunları hocamız doğru şekilde en verimli kadroyu da oluşturacaktır. Önemli olan sakatlıksız bir şekilde devam edebilelim ki dediğim gibi biz dar kadrolar kurup buradan genç oyuncular da yetiştirmeye çalışan bir kulüp olduğumuz için bu mücadelede elimiz daha kolay olabilir böyle olursa. Peki bakayım, bir rakam verme şansı var mı? 4-5 tane yapacağız veya 7-8 tane takviye yapacağız. Çok fazla bu rakamlar bizim için. Yani biz nokta transferi olarak yani yaparsak 2 veya maksimum 3 transfer olur yani bizde. Takımda en son satarım dediğiniz oyuncu var mı demiş? En son satarım dediğim oyuncu. Evet. Çok böyle başarılı sorular geliyor bazen. Hiç düşünmemiştim. Şu an için en son satarım dediğimiz oyuncu hepsi çok kıymetli valla, tercih edemedim. Başkanım, Mahmut Özaltay heykeli için girişimde bulunuldu mu diye bir soru var. Girişimde bulunduk. Mahmut Özaltay heykelimizi de heykeltıraş arkadaşla da konuştuk. Yeni bir proje hazırlıyoruz oraya. Ondan en kısa zamanda yeni bir projeyle yeni bir heykel yaptıracağız oraya. Başkanım, kadın futboluna geleceğim şimdi. Sizin takımda oynayan bir arkadaşım da var hatta. Kadın futboluna son dönemde bazı kulüpler çok ciddi yatırımlar yapmaya başladı artık. Herkes ilgilenmeye başladı. Kadın futbol hakkındaki görüşlerinizi alacağım. Kulübün hedefleri hakkında görüşlerinizi alacağım. Tabii ki kadın futbolunda da biz daha kadınımızın hayatın içerisinde varlığı bizim için çok tabii ki kıymetli ve bu futbolda da kadın futbol takımına verdiğimiz önem çok büyük aslında. Çok bizim camiamızdan arkadaşlar da büyük emek ve bu takımı oluşturmaya çalıştık. Kadın futbol takımımız bizim için dediğim gibi çok önemli. Burada sadece sosyal sorumluluk projesi olarak değil, kadının hayatının içerisindeki varlığının önemini bildiğimiz için bu projeye dahil olduk. Kadınlar da erkekler gibi bu sporu sonuna kadar en iyi şekilde yapacaktır. Bazı maçlarını da takip ediyoruz. Baktığınızda çok heyecanlı maçlar da oynanıyor. Kadınlar maçlarında gerçekten. İzliyor musun sen de ara sıra? Orada bir arkadaşım var. Ondan dolayı bazı maçlarını izliyorum. En son Galatasaray maçını da izledim. Evet. Çok çok heyecanlı maçlar oluyor ara sıra. Biz de takip ediyoruz. Bunu o yüzden daha da büyüteceğiz. Daha da destek olacağız bu projeye. Şu anda orada iyi de bir takım yaptık. Güzel de bir kura çektik. Ben takımımızın başarılı olacağına inanıyorum. Tabii ki A takım aslında baktığınızda sadece bizim marka yüzümüzü temsil ediyor. Bizim için önemli olan orada da yetiştirici olup kızlarımızı futbolun içerisine dahil edebilmek olacak yani. Ligler haftaya başlıyor. Maçlar Alsancak Stadı'nda oynanacak mı diye bir soru var başkan. Bunu da kendi arkadaşlarımızla bir değerlendireceğiz. Orada tabii oynanan maçların çoğu çimde mi, sunide mi oynanacak, nasıl bir şey var, onu da arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Yüzme okulu var mı diye bir taraftar sorusu var yine başkanım. Ne sordun? Yüzme okulu. Yüzme okulu. Evet. Tabii İzmir'de şu an havuz konusunda biraz eksiklik var. Ama bizim özellikle sosyal dayanışma tarafından arkadaşlarımızın organize ettiği yüzme takımımız var. Aslında Marco ile ilgili bir soru var.
futbolu bıraktıktan sonra 6 ayda görev alacak mı demiş taraftarım. Marco İzmir'i seviyor. İzmir'de kalmak isteyecektir eminim. Onu da o gün geldiğinde konuşacağız yani. Benim de cevabını merak ettiğim bazı soruları soruyorlar. Soran arkadaş tebrik ediyorum buradan. Israrla Tasos'u sorun. Tasos'u demişler ama ben konuyu da tam anlamadım başkanım. Siz de herhalde anladınız. Görüyorum aşağıda. Çok iyi anladım ben konuyu. Buradan soran arkadaşlara selam göndereyim. Çok iyi anladım. Şey yazıyor aşağıda. Adını, sonra adını soyadını hani anlamamış olabiliriz diye. Onunla ilgili girişimlerimiz olacak tekrar. Şu an girişimlerimiz olacak. Tabii ki tek bir oyuncu üzerine yoğunlaşmayacağız. Başka oyuncular da o bölgede şu an hocamız izliyorlar ve takip ediyorlar. Ona göre birkaç oyuncuya girişimimiz olacak. Olursa onu da tercih ederiz yani. Tabii ki ilk tercihlerimizden birisi olacak. Fatih, kulübün mal yapısıyla ilgili bir soru soracak. Bununla ilgili de bir soru gelmiş. FIFA'da dosyamız var mı diye. Ya devam eden dosyalarımız zaten var. Bunu biz genel kurulda da açıklamıştık. Şu anda var olan dosyalarımız var ama bizim için çözülmeyecek durumda olan süreçler değiller. Burada önemli olan biz ne transferi yapacağız, nasıl yapacağız. Yani transfer yapmak için transfer yapmamak lazım. Dediğim gibi bizim takımımız aslında iyi. Sonuna kadar da güveniyoruz. Nasıl sezona 5 galibiyet alarak başlayan o takım varsa gene bu seriyi yapabilir. Önemli olan sakatlıkların bizim için çok olmaması, kadromuzda eksik oyuncumuzun çok olmaması. O zaman hem oyuncuları en verimli şekilde değerlendirmiş oluyorsunuz. Hem de bu süreçlerde bu zorlukları, uyum zorluklarını da takım yaşamamış oluyor. O yüzden doğru transfer yapmak lazım. Transfer yapmak için transfer yapmamak lazım. Yani. Evet, gazeteler de birçok isimler yazıyor. Daha da yazacaklardır. Ama dediğim gibi biz çok yakın irdeleyip, bunları sık irdeleyip doğru tercihleri yapmaya çalışacağız. Başkan, mali durum demişken bu artan nüfus kuru sizi ne kadar etkiledi? Ya, hepimizi etkiledi tabii ki. Biz de baktığınızda 10 lirayken euro şu an 16 euro lara geldi. 16'lara geldi. Bu da %60. Yani oyuncu, sadece oyuncu, yabancı oyuncuların bedellerinde %60 yapıyor. Hepimizi çok etkiledi. İnanın biz de her gün bütçeyi arkadaşlarıyla revize edip planlamaları doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani önümüzde zorlu bir süreç bütün kulüpleri bekliyor gerçekten. Burada hani oyuncu alalım diye alalım dönemleri bitti. Yani öyle 1 milyon eurolara, 2 milyon eurolara oyuncular getirelim dönemleri de çok kalmadı. Artık çok daha iyi ligleri takip edip, çok iyi scouting yapıp, burada daha genç, daha gelecek vadeden oyuncuları yetiştirmeye çalışan kulüplerimiz daha ön planda olacak. Biz de bu şekilde bu süreçleri yönetmeye çalışıyoruz. Yani inanın ben de dediğim gibi bir tarafımız bizim de aslında sonuçta ana kişiliğimiz taraftarız aslında biz de. Ondan sonra bu yönetimi taraftarımız adına temsil eden kişileriz. Bizim de gönlümüzden ne fırtınalar kopuyor bir bilseniz aslında. Ama inanın çok dengeli ilerlemeye çalışıyoruz burada. Başkanım birçok sorun var ama siz de çok gördük. Ben istiyorsanız müsaadenizle yayını bitireyim. Çok teşekkür ediyorum Futbol Anadolu ekibi olarak size yayın katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Biraz böyle kavuşmada zorlandık ama çok emeğin var. Gerçekten ağzına da sağlık. Çok güzel de bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum.